Bir önceki dersimizde REST servis isimli bir class ektik, bir servis ekledik ve bu servis product ve kategori üzerinden bize gerekli HTTP metotlarıyla bir azor bul listesi gönderecek ve ben bu listeyi alıp ne zaman subscribe metodunu çağırırım o zaman sorgumuz gerçekten database'e gönderilir yani backend kısmına gönderilir ve bilgiler bize gelir ve bilgileri istediğimiz gibi uygulama üzerine işleriz. Peki şimdi biz Product olsun, kategori olsun ya da ilerleyen aşamalarda order işlemleri olsun. Bunlarla alakalı bütün HTTP metotlarını yine REST servis içerisine ekleyeceğim. Tabii ki burada örneğin product servis ya da kategori servis ya da order servis şeklinde her bir model tipine hizmet edecek olan servisleri ayrı ayrı ekleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi ben gelip bu servis üzerinden hazırlamış olduğum metotları bir repository metotları üzerinden kullanacağım ve bu metotlar üzerinden subscribe metodunu çağırdığım zaman gerekli özelleştirilmiş işlemlerimizi de yapacağız. Peki bunu yine model klasör içerisinde yapacağız. Ki örneğin shop gelip buradan ekleyelim. Bunu product olarak ekleyeceğim. Tabii ki bunu ng generate şeklinde komut aracılığıyla da oluşturabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi bu product bize yapacağı işlem servis dosyasına gidecek ve buradan product alakalı metotları çağıracak. Peki ilerleyen aşamalarda kategori nokta repository ya da order nokta repository dediğimizde özelleştirilmiş olan metotları çağıracağız. Peki bu repository sınıflarını model klasörüne eklememizdeki sebep buradaki model içeriklerini ister shop ister admin içerisinde kullanıyor olacağız. Komponent dosyasına gittiğimiz zaman komponent dosyası içerisinde tamamen repository sınıflarıyla ilgileneceğiz. Servis sınıflarıyla direkt zaten repository alakadar olacak. Biz direkt servise gitmeyeceğiz. Direkt repository'ye gideceğiz ve dolaylı olarak servis metotlarını da kullanmış olacağız. Peki burası bir servis olarak oluşturulacak ve dolayısıyla burada injectable decorator'ı almamız gerekiyor. Nereden alacağız bunu? From at Angular kod içerisinden bunu alacağız. Peki injectable'ı dekoratörün kullandığımız zaman ilgili sınıf inject edilebiliyordu. Bir yani buradan bir export class diyerek burada product repository isminde bir sınıf oluşturalım. Ve aklıma gelmişken de rest servis içerisindeki provided in kısmını buradan sileceğim. Bu servisi tamamen nereden çağrıcı ile alakalı bir durum. Root component içerisinden çağrılıyor onu dediğiniz zaman ya da farklı alanlar tanımlayabilirsiniz. Nereden çağrılacağı ile alakalı bizim için bir sınırlama şu anda olmasın. Ve burada private products isminde bir alan tanımlayalım. Ve bu da product tipinde olsun. Import direkt yukarıya Product da eklesin. Product diyelim. Ctl.import Import Product model içerisinde eklesin. Burası bir dizi ve başlangıçta boş olsun. Constructor içerisinde ise gelip private HTTP metodunu import etmemiz gerekiyor. Import edeceğimiz rest, örneğin service diyelim ve bu da rest service diyecek. Peki import ettikten sonra gelip products alanında burada dolduracağız. Ancak bunu constructor içerisinde değil de ng init içerisinde yapacağım. Gelip buradan on init diyoruz. Ve bunu implemente ederken constructor altına gelip on ng init. Ve burada this.products nokta products repository product bilgilerini rest servis üzerinden çağıracak olduğumuz get products ile dolduracağız. Ve burada gelip subscribe metodunu çağırıyoruz. Nokta subscribe ve burada bize gelecek olan products bilgilerini this nokta products'ın içerisine aktaracağız. Bunu buradan alalım. Servis üzerinden direkt get products ve subscribe metoduyla Diz nokta products seçti products. Peki şu anda product repository oluşturulduğu anda içerisindeki products bilgileri doldurulacak. Ve örneğin ben tek bir product'a ihtiyaç duyuyorsam geri buradan get product diyeceğim. Ve get product bir id bilgisi bekleyecek number türde. Ve ben bilgiyi gönderdiğim zaman geriye bize bir product bilgisi gönderecek. Ve bu da return this nokta products üzerinden find metodu aracılığıyla bir sorgulamayla olacak. Örneğin gelip e i nokta bilgisi eşit eşit id. Üç eşittir yapalım. Tip kontrolü de olsun. Peki ihtiyacım oldukça örneğin bir ürün ekleme, bir ürün güncelleme ya da bir ürün detay bilgilerini getiren bir yapı gibi metotları buraya tek tek ekleyebilirim. Peki aynı şekilde gelip bir tane de kategori nokta repository nokta ekleyelim. Peki burada da yapacak olduğumuz işlemler aslında burayla aynı, gelip bunu kopyalayalım, buraya yapıştıralım. Ve burada kategori repository olacak. Ve burası categories olacak. Burası kategori. Bunu kategori modelden alacak. Peki burada kategori diyeceğiz. Aşağıya geleceğiz. Kategorisleri kategoristen alacağız. Ve burada da get kategorisi değil de get products değil get kategorisi olacak. Peki gene aynı rest servisi kullanlı dikkat edelim. Buradan tek bir bilgiyi almak istediğiniz zaman kategori diyelim ve kategorisi diyelim. ID bilgisine göre bir sorgulama yapsın ve metot ismi de get kategori olsun. Peki gayet basit. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken burada model klasörü içerisine birçok dosya ekledik bu dosyaların için dışarıda kullanıyor olması kullanıyor olmamız gerekiyor. Bunları dedik ki eklediğimiz bütün dosyaları kontrol edecek olan bir modül yapısı var. Aynen app klasörü içerisinde kullandığımız app modülü olduğu gibi. App modülü hatırlarsanız ki Angular içerisinden gelen modüller ya da kendi oluşturduğumuz komponentleri ve modül içerisine ekliyoruz. Aynı mantıkla model klasörü içerisinde de ekleyeceğimiz bütün kodları ya da Angular'dan gelen bütün modülleri biz gelip model nokta modül ts dosyasına ekliyoruz. Hatta bir tane ekledik. Ne yaptık? Dedik ki bu klasör içerisinde yani model klasör içerisinde ben HTTP işlemleri yapacağım için gelip HTTP client modülü gelip model nokta modül nokta ekledim. Gidip app modülü eklemedim. Bakın app modülde şu anda HTTP ile alakalı bir sorgulama yok. Çünkü app modül direkt sorgulamayı HTTP üzerinden yapmayacak. App modül ya da shop modül bir veriye ihtiyacı olduğu zaman gidip model nokta bu bilgileri alacak. Peki şimdi biz dedik ki o zaman bu klasör içerisinde oluşturduğumuz bilgileri paketlememiz gerekiyor. Yani gelip model nokta e gelelim ve burada import kısmı tamam Angular modülleri burada virgül diyoruz ve servisleri hatırlarsınız providers kısmını alıyorduk. Providers kısmında neler tanımladık biz? Örneğin bir rest servis tanımladık. Import'a direkt eklesin. Virgül ikincisi ise product repository tanımladık. Bunu da ekleyelim. Ve üçüncü olarak da ne ekledik? Kategori repository ekledik. Bakın bunların her bir tanesi servis olduğu için bunları ilgili model model.modul ts dosyasının içerisinde provider kısmına ekledim. Peki şimdi model modülünü dışarıya açmak. Ne demek o? Örneğin buradan shop'tan kullanacağız modeli. Gelip Shop model içerisindeki shop.modul.ts içerisinde bir modül tanımlaması yapalım. Aynen yukarıda yaptığımız tanımlamalar gibi ilk başta ne yapalım? Gelip modül tanımlaması için ng modülü alıyorduk. Ve bir decorator'a ihtiyacımız vardı. Decorator'ı alalım. Burada bir tanımlama yok. Bunları silelim. Ve burada da shop modül diyelim. Peki shop modül içerisinde gidip model nokta modülü kullanacağımdan dolayı aynen bakın sanki Angular modülü alıyormuş gibi shop modülün import kısmına gelip burada model nokta modülü ekleyeceksiniz. Tek yapmanız gereken bu. Artık shop modül içerisinde model nokta modül yani model nokta modülün temsil edildiği model klasörü içerisindeki dosyalar artık ulaşma izni var. Peki.